Şimdi kızım şunu yapman lazım. Bir kere dışarıda bir arayıştan vazgeçeceksin. Bir ilim, bir bak buraya çok dikkat et. Bir ilim seni Allah'a doğru götürüyor ve içindeki soruları hallediyorsa o ilim senin mürşidindir. O ilmi anlatan kişi de senin mürşidindir. Ama kişinin önemi yok. Ben size onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi biz Sami anneyi hiç görmeden yaşadık. O kadar az gördük ki anlatamam size. Bakma bu bizim benimkiler yıllık her dakika beni görüyorlar ama sonuçta biz Sami anneyi görmeden yaşadık. Sami anne çok hizmet eden bir sultandı ve hocam Kenan Rıfai gibi değildi. Kenan Rıfai hizmeti öğrenci yetiştirmekte bulmuş. Sami'yi verdi ise kocam Kenan Rıfai'nin ilmini kitaplara dökmekle vazifeliydi. Genel hayatının çoğunu kitap yazmakla geçirdi. 40 küsur eser var ortada. Daha da çıkıyor. Şimdi nasıl yaptık? Hocam yanımda olsaydı ben nasıl hareket etmeliydim diye düşünürdüm. Ben daima. Şimdi yanımda olsam ve ben şurada yaptığım bir yanlışla mesela bir haram işleyeceğim ve kendimce de onu haklı buluyorum. Ama hemen Sami anneyi gözümün önüne getirirdim. O beni görüyor derdim. Şimdi Allah'ı direkt getiremiyorsunuz gözünüzün önüne. Sami anne görüyor, eyvah derdim. Hele vefat ettikten sonra direkt görüyor. Hiç yapamam bir şey diyorsun. Şimdi öyle bir davranışta neden orada artık kişinin önemi yok? Onun ilmini gözünüzün önüne getiriyorsun. O ilim sana ne öğretiyor? Hocam tek bir şey öğretin çocuklarınıza. Haram helal. Yeter derdi. Başka hiçbir şeyin önemi yok derdi. Şimdi orada benim nasıl davranmam gerektiğini onu en mesut edecek şekilde düşünüyorum. Çok özel konularda hocama danıştık biz. Evlenelim mi? İşte çocuğumuz oluyor, isim ne koyalım gibi. Çok özel konularda danıştık. Ben isim konusunda da danışmadım. Neden? Çünkü 14 yaşında Batmayan Gün kitabını okumuştum. Ve orada efendimin adı Kerim'di. Ve ben dedim ki benim bir oğlum olursa adını Kerim koyacağım. Gene Sami annem koymuş oldu ama yani ben kendimin de birazcık nefsani şey dahli oldu. Şimdi şöyle bakarsan siz illaki karşınızda bir hoca ile devamlı yaşamak istiyorsunuz. Öyle bir şey yok insan hayatında. Yok. Çünkü mesela ben de çok geçiciyim. Ne kadar ömrümün kaldığını bilmiyorum. Bazı kişiler için öğretmenlik yapıyorum. Mürşitlik kelimesini kullanmakta zorlanıyorum. Öğretmenlik yapıyorum. Halimle göstermeye çalışıyorum. Ama ben de geçiciyim. Hepimiz geçiciyiz. Kul geçicidir. Vücutlar geçer. Ama o manayı içinize dikerseniz, o bilgiyi, o ilmi alır diker ve o öğreti doğrultusunda hareket ederseniz mürşidiniz sizle irtibata devam ediyor demektir. Söylemek istediğim bu. Yoksa kız, ben kızmam, korkma.